Bediüzzaman Hazretleri 1927 yılında Barla'ya nefi olarak geldiğinde Barla sıddıkları o istibdat ve cebarut devrinde üstadları Bediüzzaman Hazretleri'nin başlattığı Kur'an ve iman davasına sahip çıkmışlardır. Bunların en başında birinci talebem dediği Hulusi Bey gelir. Hulusi Bey 1896 yılında doğar, 1986 yılında da Elazığ'da vefat eder. Üstadı tanımasını kendi hatırasından şöyle anlatıyor. Şöyle ki, Eğirdir'de iken cami cemaatinden ev komşumuz Meczup Şeyh Mustafa adında bir zat vardı. Camiden her çıkarken müteaddit defalar bana senin derdinin dermanı Barla'dadır. Orada bir zat vardır, onu ziyaret etmelisin diyordu. Şeyh Mustafa kendi el yazısı olan Bediüzzaman'da bir risalesini bana vermişti. Okumamı söyledi. Fakat öyle bir yazı ki yazıdan başka her şeye benziyordu. O risalelerden fazla bir şey istifade edemedim. Nihayet 14 Mayıs 1929'da dağ talimgahından 3 tane at tedarik ederek ben Meczup Şeyh Mustafa, bir nefer asker ve 2 zat daha Barla'ya doğru yola düştük. Yolda nöbetleşerek atlara binildi. Tabiri caiz ise adeta Hazreti Ömer'in kölesiyle birlikte Kudüs şehrine yolculuk yaptığı şekilde gittik. Nihayet Barla'ya vardık. Ben daha önceleri yani 1925 yıllarında Bediüzzaman Said-i Kürdi diye bir zat duymuştum. Fakat onu bir tarikat şeyhi olarak tasavvur ediyordum. Kendi kendime elbette bir gün onu bulur, ziyaret eder, intisap ederiz diyordum. Bu ilk ziyaretimde o niyet ve saikle gidiyordum. Barla'nın Karacaahmet Sultan mevkiine gelmiştik. O zat bana hocanın yanına abdestsiz gidilmez, şu çeşmeden bir abdest alalım, öyle gidelim dedi. Orada taze bir abdest aldık ve Barla'ya doğru gidiyorduk. Fakat ben çok heyecanlıydım. Ya bu zat iç yüzümüzü okur da günahlarımızı görür, kabul etmezse diye düşünüyordum. Ama yok, o zat alicenaplık yaptı. Kusur ve hatalarımıza göre muamele yapmadı. Elhamdülillah bizi kabul etti. İçeri aldı. İçeri odasına girdik. Henüz ayakta idik. Oturmamıştık. Herhangi bir şey de söylememiştik. Benim kolumdan tuttu ve kardeşim, ben şeyh değilim, imamım. İmam-ı Rabbani, İmam-ı Gazali gibi bir imamım dedi. Oturmamızı emretti. Oturduk. Konuşmaya, sohbete başladık. Mukadder suallerimize cevaplandıracak birçok meselelerimize temas etti, halletti. Kendi şive tarzıyla konuşuyordu. İşte bu ilk sohbette benim gönlüm artık hakikat ateşiyle tutuşmaya başladı. Meseleyi kavradım. O zatın nasıl bir vazifeyle muvazzaf olduğunu anladım. Bütün kalbimle ona teslim oldum. İmani ve Kur'ani olan hizmet yoluna ben de girdim. İşte Risale-i Nurların parlaması da elhamdülillah o tarihte başladı. Bediüzzaman sohbet ederken hep Şeyh Mustafa'yı muhatap alıyordu. Şeyh Mustafa ise Bediüzzaman'ın hitap ve teveccühlerine dayanamıyor, kalkıp kalkıp yer değiştiriyordu. Bazen de çocukça hareketler yapıyordu. Bediüzzaman da arada sırada istifa latifeden ona tokat da vuruyordu. O da efendim Hulusi Bey'i size ben getirdim diyordu. Sohbet hayli uzun sürmüştü. Üstad çok coşmuştu. Bütün müşkülatlarımızı halletti. Umum mukadder suallerimize de kati ve şafi cevaplar verdi. Veda edip ayrıldık. Artık Risale-i Nur'un dairesine iman hizmeti içine girmiş oldum. Gece gündüz durmadan
Risale yazıp çoğaltmaya başladım. İlk ziyaretimizden sonra İğdir'de bulunduğum 2 sene zaman zarfında 5 defa daha Üstad-ı Barla'da ziyaret ettim. Bu ziyaretlerimin birinde kalkıp veda ediyordum. Üstad bana, kardeşim, uzaklığın alameti olan mektuplaşmak adetim değildir. Fakat sen yazabilirsin dedi. İşte elhamdülillah Bediüzzaman'ın bu izni üzerine birçok meselelere dair sualler sormak üzere mektuplar yazdım. Yazdığım bu mektuplaşmalar mektubat mecmuasının yazılmasına sebep oldu. Üstad Hazretlerinin mahiyetini bilen, kendisinden de en büyük gayesi Kur'an ve imana hizmet olduğunu idrakinde olan Hulusi Ağabey, telif edilen her risaleyi kendi malı gibi sahip çıkar, hayatını Kur'an ve iman hizmetine verir ve geri döner. Üstad Hazretleri ona şöyle mukabelede bulunur. Gayretli kardeş, hamiyetli arkadaş, kahraman asker, çalışkan talebe, Ali, Cenab, Müslüman, hakikatli mümin vasıflarına layık birader zaten diye iltifatlarda bulunmuştur. Değerli izleyenler, Nur'un Sözü ve Nurlu Hizmet YouTube kanallarını takip ederek bizlere destek olabilirsiniz. Yeni videolardan anında haberdar olmak için bildirim butonuna basmayı unutmayın.